Merhaba Aksaray Keşfet programı seyircileri. Yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Bugün Hasan Dağı mesire alanının az daha ilerisinde bir meşe ağaçlarının olduğu düzlükteyiz. Bugünkü misafirimiz, programımızın misafiri Aksaray Belediye Başkanı Sayın Evren Dinçer. Kendisiyle sohbetlerimiz olacak. Aksaray ve Aksaray'ın turizm potansiyeli üzerine, projeleri üzerine. O gelmeden ben burada bir hazırlıklar yapacağım. Ne hazırlayacağım? Odun toplayacağım. Ormanda illaki kışın kardan dolayı yıkılmış ağaç kütükleri vardır. Veya ağacın üzerinde kuruyan dallar vardır. Bir meşe ormanında olduğumuzu düşünürsek meşe ağaçları büyüdükçe bazı dallarını kurutur. Bunlar da zamanla yağmurun, karın, rüzgarın etkisiyle aşağıya düşerler. Onları toplayacağım. Ateşim için hazırlığı yapacağım ama ateş düzeneğini Evren Başkanımla birlikte yapacağız. Şimdi güneş de fazla kaçmadan akşam üzeri bir saatteyiz. Ormana gidip baltamla birlikte mümkünse kuru odunlar bulup geleceğim. Evet, çok şanslı bir günümdeyim. Büyükçe bir ağacı, gövdesini kurtlar yemiş. Quercus bu, cins ismi Quercus'tur meşe ağacının. Kabuğundan girmişler, çürütmüşler. Her yerde var, sadece bir yerde değil. Bakın, her yerde var. Çürütmüşler ve rüzgarın etkisine dayanamayarak ağaç yıkılmış. Bu ağaç bana bu geceki odun için, ateş için fazla. Doğa hiçbir zaman israfı sevmez. Ben bunu nasıl değerlendirebilirim? Şöyle bir şey yapacağım. Malum yerdeyiz, oturacak pek yerimiz yok. Başkanım ve ben oturabilelim diye doğal bir şekilde bir tabure veya oturma zemini yapmaya çalışacağım. Şöyle etrafıma baktığımda kayaların arasına da uzatabilirim kütüğümü. Onun için baltamla bir boy ölçümü alacağım. Ne uzunlukta bir kütük lazım. Onu ölçüp ona göre hazırlığımı yapacağım. Beş balta boyu. Beş balta boyundan keseceğim şimdi. Dört. Beş. Evet. Kesmeden önce temizliğimi yapıyorum. Daha sonra bu temizlik işi biraz daha zor olabilir. Şimdi değerli seyirciler, her şeyin bir püf noktası olduğu gibi odun kesmenin de bir püf noktası var. Kendinizi yormadan, yıpratmadan nasıl kesilir? İlk önce şunu söyleyeceğiz. Kendimize doğru baltamızı savurmayacağız. En büyük kârınız kendinize zarar vermemenizdir. Onun dışında vururken bu dağın büyüme yönüne doğru ve kesinlikle gövdeye dik değil, açılı, çapraz şekilde vuracağız ki bu ağacın üzerindeki kambiyum ve iletim demetleri direnç göstermesin. Ki çok yıllık bitkiler zaten kambiyum sayesinde büyür. O da odunsu gövde oluşmasını sağlayan yapıdır. Evet, gördüğünüz gibi ayağımı uzak tutuyorum. Şimdi kalın kısmı keseceğim. Onun için bir destek ayarlayacağım kendime.
ki rahatlıkla vurabileyim. Yine kendime gelmeyecek açıyla. Eğimli bir şekilde. Ağacımızın meşe ağacı olduğunu hatırlarsak sanayide kullanılan bir ağaçtır. Sertliği çok yüksektir. Kesmesi zordur. Baltamızın da ebatını büyüklüğüne hesaba katarsak çok da zorlanmıyoruz diyebiliriz. Evet. Kütüğümüzü kestik. Kamplarda veya arazide balta hiçbir zaman ulu orta bırakılmaz. Onun için baltamı ağacıma saplıyorum. Herhangi bir sıkıntı çıkarmasın diye. Evet. Kütüğümü aldım ve koymayı düşündüğüm yere yerleştirdim. Peki sağlam mı? 105 kilo bir olduğumu düşünürsek yeterince sağlam. Şimdi ağacımın geri kalan kısmını parçalayarak ateş için odun hazırlayacağız. Evet, genel kamp düzenimizi aldıktan sonra şimdi çayımız için bir düzenek hazırlayacağım. Doğada diğer bölümlerimizde de söyledik. Bulduğunuzla işinizi görürsünüz. İzcilikte de böyle güzel bir söz vardır. Der ki, izci aradığını bulandır. Bulamaz ise bulduğuna aradığı şekli verebilendir. Biraz önce kestiğimiz kütüğümüzün dalından 3 parça aldık. Bu 3 parça ile bir çaydanlığı asabilmek için, tabii biz şimdi çaydanlık asacağız da siz bunu yemek yapmak için de kullanabilirsiniz. Şu an görünen o ki düzeneğim sağlam ama ben bunu iple daha da sağlamlaştıracağım ve buna bir ip sarkıtacağım. Bu ipi sarkıtırken geçen bölümümüzde ne yaptık? Çaydanlığımızı ipimizle sabitledik. Bu defa biraz daha farklı bir yöntem kullanacağız. Bu dalın alt kısmını kanca olarak kullanacağım. Üst kısmına ise ip bağlayıp buradan sarkıtacağım kancamın. Evet, ip bağlanacak yer ve çaydanlığımızın asılacağı kısım. Balığa gidenler de aşinadır. Misineyi bağlamak için de kullanılır. İpinizi iki kat yapıyorsunuz. Daha sonra kısa olan kısmı yukarıdan aşağı sıkı bir şekilde ve düzenli bir şekilde sarıyorsunuz. Buradaki kasayı bırakmayı unutmayın. Sardıktan sonra uç kısmı kasanın içinden geçiriyorsunuz. Bu bolluğu da diğer iple alıyorsunuz ve sonuçta askılığınız hazır. Şimdi düzeneğimin geri kalan kısmını yapacağım. Evet. Düzeneğim hazır. Biraz uzun olmuş ipim. Dediğim gibi bakın. Sarkma yükseltme payım var. Bunu da ayarlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi düzeneğim hazır. Ve yükseklik ayarda yapabileceğim bir düzenek. İstediğim kadar çayımı yükseltebilirim.
Şimdi Sayın Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i beklemeye başlıyorum. Evet, Aksaray Keşfet Programı seyircileri, düzeneğimi hazırladım. Kamp mekanımızı ayarladık. Misafirimizi bekliyorduk ki o da geliyor sanırım. Şimdi Aksaray Belediye Başkanı Sayın Evren Dinçer'i karşılamaya doğru gidiyorum. Başkanım, hoş geldiniz. Merhabalar Hakan Bey, merhabalar. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi yorduk buralara sağ kadar. Sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz başkanım. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun başkanım. Sizin de desteklerinizle Aksaray'ın turizm ve ekoturizm boyutunu Aksaray'a ve tüm dünyaya tanıtabilme adına bize sunduğunuz imkanla Keşfet Aksaray programımızı devam ettiriyoruz. Bundan öncesinde tüm dünyada ismi olan yamaç paraşütü bölümümüzü çektik. Sonrasında Aksaray'ın biyolojik çeşitliliği akademisyenlerimiz desteğiyle onları çektik. Hasan Dağ Zirve kampımızı çektik ve istedik ki bu programa bize imkanlar sunan bu vizyonun sahibi kişi, onu misafir edelim. Ondan yeni projeler, Aksaray'ın turizmi, ekoturizm boyutu ve Aksaray hakkında konuşalım istedik. Bizi kırmadınız. Tabiri yerinde sanırım, dağın başına getirdik sizi. Evet. Yorduk. Estağfurullah. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi bugün burada misafir ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir farkındalık programı yapıyorsunuz. Elbette ekoturizmin geliştirmesi bağlamında hem Aksaray'ımızın tanıtımı hem Türkiye'de ve şehrimizde bu faaliyetlerin geliştirilmesine öncülük rolü oynuyorsunuz. Bu anlamda size gerçekten teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ortamınıza da gelip gördükten sonra gerçekten doğanın içerisinde bulunmak, bu şartlar içerisinde hem hayatı idame ettirmek hem Aksaray'ın tanıtımında bir rol almak gerçekten büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Biz de tabii ki sizin bu çalışmalarınızı gördükten sonra hem Aksaray'ımızın tanıtımı hem bu alanda bir kanal açmak, bu alanda gençlerimizi yönlendirmek anlamında çalışmalar Aksaray Belediyesi olarak da sürdürüyoruz elbet. Aslında Hakan Bey, ekoturizmi bizim gençlerimize, bu konuya ilgi duyan gönüllü arkadaşlarımıza aslında güzel bir tarifini yapmak gerekiyor en başında. Ekoturizm, burada bizi izleyen seyircilerimize, hemşehrilerimize şöyle ifade edelim. Deniz ve kum haricindeki diğer doğayla ilgili yapılan tüm spor dalları, evet. Bu kültür gezileri olsun, tarihi eser ziyaretleri olsun, dağcılık olsun, bisiklet olsun, rafting olsun, bunların hepsine biz birlikte ekoturizm diyoruz. Şimdi Aksaray'ımızda bu alanda çok zengin bir varlığa sahip, kültürel varlığa sahip, doğal varlığa sahip. Bu spor dallarının yapılabileceği, bu faaliyetlerin gerçekleştirileceği aslında tam bir doğal plato. En güzel yanı da başkanım, hepsini yapabiliyorsunuz. Hemen hepsini, yani raftingten tutun dağcılığa, birçok ilin dağı yok bizim. Evet. Var. Tuz Gölümüz var birçok endemiyle birlikte. Ihlara Vadimiz var doğa yürüyüşleri için. Bisikletçiler için bir geçiş alanı. Hepsini bir arada yapmak çok daha büyük bir zenginlik. Evet. Tabii ki bu zenginliğe sahip olduktan sonra bunu hayata geçirmek gerekiyor. Sizin gibi bu işe gönül vermiş gönüllaşların ve sportmenlerin diyelim, bu faaliyetlere yönelir olması ve son zamanlarda gittikçe ilginin artıyor olması bizi de belediye olarak, Aksaray Belediyesi olarak bu faaliyetleri destekleme noktasına cesaretlendirdi. Sağ olun, bizim vermiş olduğumuz desteklere siz de karşılık veriyorsunuz ve bu faaliyeti biz hem şehrimize hem ülkemize tanıtma fırsatı buluyoruz. Aksaray'ımız zaten bilinen Hasan Dağı'yla, Ihlara Vadisi'yle, Tuz Gölü'yle doğal bir plato. Bu spor dallarının hepsini destekliyor. Bilindiği üzere bu Covid'le birlikte, pandemi süreciyle birlikte de bu sporlara olan ilgi de her geçen gün artıyor. Çünkü insanın doğayla olan ilişkisi, irtibatı daha fazla bir önem arz etmeye başladı son zamanlarda. İnsanlar kalabalık ortamlardan, toplu alanlardan, yerlerden kendilerini böyle doğal alanlara çekip daha steril bir ortamda olma ihtiyacı ve beklentisi içerisine girdiler. Tabii bu spor dalı da bunu destekliyor. Tabii ki Eylül ayında düzenleyeceğimiz bir ekoturizm fotoğraf yarışması, ulusal evet. bir projemiz var. Fotoğraf yarışması projemiz var. Bunu da Aksaray'ımızda gerçekleştireceğiz. Hem de bu şekilde Aksaray'daki doğal güzellikleri ortaya çıkarmış olacağız. Hem ekoturizmi Aksaray'da daha çok canlandırmak
ve yerli ve yabancı turistler Aksaray'a çekme noktasında bir faaliyeti gerçekleştirmiş fotoğraf olacağız. Fotoğraf üzerinden olması da ayrı bir güzellik. Elbette. Özel bir kitleye hitap ediyor çünkü. Hem kitleye hitap ediyor hem de sürdürülebilirliği, kalıcılığı açısından da bu ilerleyen zamanlarda da sürekli gündeme getirmek kesinlikle, ve Aksaray'ı tanıtmak anlamında da bir anlam ifade kesinlikle ediyor. Kesinlikle çok büyük emekleriniz var başkanım. Teşekkür ediyoruz bütün fotoğrafçılar adına. Teşekkür ediyorum. Bütün dağcılar, bisikletçiler, işte izciler gerçekten çok büyük bir hizmet. Peki başkanım, evet. Şimdi malum Aksaray Belediye Başkanısınız. Mesainizden aldık geldik. Sizi orada değişik taleplerle karşılıyorlardır değil mi? Sizden birçok evet. şey istiyorlar. Bizim de bir talepte bulunma hakkımız var mı? Bulunabilir miyiz? Tabii ki bu ortamda ne yapabilirsek elbette baş üstüne. Ateşimizi yakabilir misiniz başkanım? Öyle bir talepte bulunsak sizden. Hay hay. Olur. Ben programımız gereği hayatta idame şartlarında evet. Doğada nasıl yakılır yönünde malzemelerle yakıyoruz genelde. Tabii yanımızda magnezyum çubuğumuz var. Evet. Ve bıçağımız. Bununla sizin ateş yakmanızı isteyeceğiz. Elbette. Alabilirim değil mi? Buyurun. Tabii ki. Buyurun başkanım. Buyurun. Doğada da doğal ortamda da ateş yakıldığını bu şekilde de hem hemşerilerimize hem seyircilerimize göstermiş olacağız. Deneyelim inşallah. Başarılı oluruz diye düşünüyorum. Olursunuz yani. İnşallah. Başkanım. Herhalde başarılı oldu. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Yani sanıyorum ki ömür boyu bir daha sizden böyle bir talepte bulunan olmaz. Evet. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sizinle bir çay demleyelim. Buraya kadar yorduk. Yorgunluğunuzu alır. Bir de bu yörede de çok kabul gören bir yemek yapacağız başkanımla. Testi kebabı yapacağız. Doğada testi kebabı nasıl yapılır? Kademe kademe bunu yaparak sizlere aktaracağız. Başkanım, şimdi testi kebabına başlayacağım ben. Ondan önce sizin için seyircilerimize de paylaşıyoruz yapımını. Kamp bardağı, deri evet. ve kavanozdan. İzcilikte şöyle bir şey vardır. Bir kamp yaptığınızda o kampın közünden bir parça alırsınız. Diğer kampa gittiğinizde ateşe atarsınız. Ondan alırsınız. Zincir şeklinde devam eder. Evet. Umuyoruz ki size bu bardağı verdiğimizde bundan sonraki kamplarda yine sizinle birlikte İnşallah. Olalım. Çok teşekkür ederim. Çok anlamlı. Sağ olun. Bugün ateşimizi yaktınız. Sağ olun. Doğada Sağ ateş olun. Çok önemlidir. Evet. İsteriz ki sizin her zaman kamp yapalım. Tabii. Bir de hayatı idame bilekliği hediye etmek istiyorum size. Bunun anlamı da 3-4 metre paraşüt ipinden örülür bu. Evet. Doğada zorda kaldığınızda çok sağlam 3-4 metre ipiniz. Onu açtığınızda içindeki yumlardan 7 katına çıkar ipiniz. Yani 4 metre ise 28 metrelik ipiniz olur. Onları da açarsanız 3 katına çıkar. Ne yapar? 84 metrelik balık tutma oltanız olur. Evet. Buyurun. Çok başka. Teşekkür ederim. Şöyle bakalım. Ayarlanıyordu oradan zaten. Evet. Boyu ayarlanıyor. Siz kendiniz örüyorsunuz değil mi bunu? Evet. El yapımı. Bu kullanacağınız kavanoz da bileğinizle bileklikte el evet. yapımı. Bizim bu tarz doğa işlerinde el yapımı olan her zaman daha makbuldür. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben testi kebabını hazırlarken değerli Aksaraylı hemşerilerimize projeleriniz
Aksaray'ın turizm yönleri hakkında değinebilir misiniz? Evet, tabii ki. Siz bu arada tezkiye babını hazırlıyor olacaksınız. Evet. Biz de evet. Bir taraftan hemşerilerimizle, doğa severlerle Aksaray'ımızı paylaşmaya, konuşmaya devam edelim. Evet başkanım. Konuşmanın başında da belirttiğimiz gibi Aksaray'ımız gerçekten doğa turizmi açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Doğal bir plato, doğal bir turizm alanı. Son zamanlarda hızlı bir şekilde keşfediliyor. Bunu kamp yapmaya gelenlerden bariz açık bir şekilde görüyoruz. Yamaç paraşütü faaliyetlerinden tabii ki aynı şekilde. Geçen yıl biliyorsunuz uluslararası yamaç paraşütü düzenlendi. Evet. O faaliyette de gördük ki Aksaray'ımız Türkiye'de bu faaliyetin gerçekleştirileceği en güzel illerden bir tanesi. Türkiye'de bir numara tescil olarak başkanım. Evet, öyle bir tespit yapıldı geçen sene. Evet. Bu sene aynı şekilde daha büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaktık. Ancak bu pandemi süreciyle birlikte bu uluslararası organizasyonların birçoğu da ertelendi. İnşallah umuyoruz ilerleyen yıllarda daha güzellerini, daha büyüklerini gerçekleştireceğiz. Programımız dahilinde. Elbette. Aksaray'ımızın turizminin gelişmesi açısından tanıtım faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bu gibi programlarımız olsun, organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz ve her türlü desteği bu bağlamda Aksaray Belediyesi olarak sağlıyoruz. Evet. Aksaray'ımız son zamanlarda biliyorsunuz Tuz Gölü ile de çok ön plana çıkmaya başladı. Bilhassa flamingoların evet. Ve güneş batması ve doğmasında anındaki fotoğraf çekimleri. Az önce bahsettiğimiz gibi Tuz Gölü son zamanlarda çok ön plana çıkan turizm bölgelerimizden ve turist çeken yerlerimizden bir tanesi. Özellikle endemik türlerdeki çeşitliliğin fazla olması bu konudaki uzmanlar ve takipçiler tarafından son derece dikkat çekiyor ve turist çekiyor bu noktada, yerli ve yabancı turist. Yine tabii ki Ihlara Vadimiz, her zaman bahsettiğimiz, övünerek söylediğimiz Ihlara Vadimiz hem kültür turizminin, hem doğa turizminin, hem tarih turizminin bir merkezi, lokasyonu. Buraya da çok sayıda ülkemizden yerli ve yabancı turist geliyor. Geçen sene 500 bin rakamlarını devirdik. İnşallah ilerleyen zamanlarda 1 milyona yakın turistimizi buraya çekmeyi planlıyoruz. Evet, biberimi koydum, domatesimi koydum, etimi koydum, sarımsağımı koydum. Şu an baharatlarımı koyuyorum. En son da tereyağımı koyup testimi kapatacağım. Sonrasında folyo kapatıyorum. Bu folyonun tek amacı dışarıyla bir şeyler düşüp çıkmasını kesmek. Sonra üstüne de hamur. Bu hamur yerine doğada topraktan çamur yapıp da kullanabilirsiniz. Ateşimin tam orta yerine koyuyorum. Ihlara Vadimiz'de birçok turiste ev sahipliği yapmakta evet. Bu bağlamda. Hem kültür turizmi, hem tarih turizmi, doğa turizmine ev sahipliği yapıyor Hakan Bey. Dolayısıyla şehrimiz bu noktada çok zenginliklere sahip. Kesinlikle. Biz her türlü doğa severi, doğa sporuyla ilgilenenlere, özellikle ekosporla ilgilenen tüm hemşerilerimizi, ulusal, yerel hepsini bu faaliyetleri yapmak için şehrimize davet ediyoruz. Evet başkanım, bu arada testi kebabımız da pişti. Şöyle bunu kıralım. Evet, sesi geliyor, bayağı pişmiş. Evet, cızır cızır. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Sizleri buraya kadar yorduk. Yoğun mesainizden aldık. Ama gerçekten bu programla ve yaptığınız hizmetlerle Aksaray için çok büyük adımlar atıyorsunuz. Çok büyük mesafeler kat ediyorsunuz. Bütün doğa sporu severler, tarih severler adına, doğada yaşamı severler adına size tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli Aksaray Keşfet Programı seyircileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Konuğumuz Aksaray Belediye Başkanı Sayın Evren Dinçer'di. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Kampın veya bu doğa programlarında sohbetin güzeli gece karanlığa kalanıdır. Sağ olsun bizi kırmadı. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz başkanım. Doğada kalın. Doğayla kalın. Hayırlı akşamlar. Teşekkür edersin.